Mustafa bəy, istəyərdik ki, bir məsələni biz sizdən öyrənək. Biraz əvvəl qeyd elədik. Erməni lobbisi Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən narahatdırlar. Bir araya gələrək artıq Biden administrasiyasını günahlandırmağa başlayıblar. Qarabağda Birləşmiş Ştatlar güya soyqırım Türkiyənin 100 il bundan əvvəl güya soyqırım planlarında reallaşdırmaqda Azərbaycana dəstək olacaq. Ümumiyyətlə bu yanaşma nədən ibarətdir və erməni lobbisi artıq dünyada Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri sayəsində artıq sıradan çıxır demək olarmı? Sizin fikirlərinizi öyrənək. Evet, yıllardan beri Ermeni lobisi Amerika'da özellikle Türk ve yani Türkiye ve Azerbaycan politikalarına aykırı şekilde bir takım faaliyetler ve bu yani iki ülkenin menfaatlerine haleldar edecek şekilde çalışmalar yapmaktaydı. Hepimiz biliyoruz bunu yıllardan beri, özellikle işte Ermeni soykırımı iddialarıyla. Şimdi fakat Azerbaycan'ın Amerika ile İsrail ile iyi ilişkileri ve orada Ermenistan'ın tezlerinin bu iki ülke özellikle çerçevesinde ve özellikle Amerika'da pek karşılık bulmaması Ermeni lobisini son derece üzüyor tabii ki. Onlar da Amerikan yönetiminin bu faaliyetlerini yani bu yaklaşımını bir şekilde değiştirmeye çalışmak üzere bu özellikle ANCA, kısa adı ANCA olan Armenian National Committee of America yoğun çalışmalar yapıyor, ama artık gerek Türkiye'nin dünyadaki pozisyonu, Azerbaycan'ın politik olarak elde etmiş olduğu yeni konum ve bu iki ülkenin arasındaki işbirliği artık dünyada tabii ki çok daha fazla dikkate alınıyor. Ve Ermeni lobisinin sadece Amerikan Kongresi'nin çeşitli mahfillerinde, salonlarında ve koridorlarında yapmaya çalıştığı faaliyetler artık bu iki ülkenin uluslararası itibarını zedeleyebilecek bir durum olmaktan çıkıyor. Bizim de şu anda gözlemlediğimiz gibi. Yani burada birkaç tane hala Amerikan Kongresi içerisinde kalmış Türk düşmanı üyeler var. Bunlardan bir tanesi de Amerikan Senatosu'nun Uluslararası Dış İlişkiler Komite Başkanı Senatör, New Jersey Senatörü Bob Menendez, Demokrat Senatör. Fakat onun da zaten önümüzdeki sene seçime girecek. Belki de tekrar Senato'da olmayacak. Yani artık destekçilerini yavaş yavaş kaybediyorlar. Ve önümüzdeki dönemde aslında Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu birlikteliğinin sadece Amerika'da ve bazı çevrelerde değil, bütün dünyada aslında bu kirli lobilerin oyunlarını boşa çıkartabileceğini söyleyebilirim. Şimdiden zaten bunun işaretlerini de görüyoruz. Bir məsələni də öyrənmək istərdim. Sizcə bütün bunların nəticəsi hara kimi gedəcək və yeri gəlmişkən elə Ermənistan Xarici Nazirliyi də Dövlət Departamentinin dünənçi açıqlaması ilə açıqlanmaya bir daha diqqətə çatdırsa, Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller'dan bir açıqlama gəldir və o hesab edir ki, Azərbaycan Prezidentinin xatırlayırsınızsə son günlər Laçında verdiyi açıqlama, biz Qarabağ ermənilərinin amnistiya məsələsi ilə bağlı son bəyanatı və Birləşmiş Ştatlar bunu dəstəklədi. Bundan sonra sizcə Azərbaycan, Ermənistan, Birləşmiş Ştatlar, Ermənistan və Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar münasibətində hansı karakterləri görmək olacaq? Şimdi tabii Ermənistan ve onun Amerika'daki uzantıları, diasporasının amacı Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin self determinasyon haklarını Amerika'nın tanıması. Böylece orada otonom bir adeta ikinci bir Ermenistan oluşturmak gibi. Ancak sizin de buyurduğunuz gibi Amerika ile şu anda Azerbaycan arasında oradaki bulunan yerli diyebileceğimiz Ermenilerin orada ancak belli bir statüde, yani bir anlamda mülteci diyemeyiz ama yani orada Azerbaycan'ın kontrolünde bir azınlık statüsünde yaşamaya devam etmesi hususunda iki taraf, yani iki ülke, Amerika ile Azerbaycan şu anda ortak karara varmış görünüyor. Dolayısıyla bu statünün ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani orada Amerika'nın çok radikal bir şekilde bir değişikliğe gitmesini şu anda muhtemel görmüyorum. Yani dolayısıyla az önce yine dediğim gibi Ermenistan lobisinin bu konuyla ilgili çalışmaları sonuçsuz kalacaktır. Çünkü artık sadece yani böyle basit bir takım lobi faaliyetleri ve dedikodularla uluslararası politikaları etkileme dönemi geçmiştir.